öncelikle merhabalar, ben Yıldırım Adaloğlu. Ben de Şahan Kapan. Bugün size matematiksel evrim hakkındaki sunum yapacağız. Umarım bu sunum sonunda matematiğin aslında tıpta evrimle ne kadar derin bir ilişkiye sahip olduğunu sizlere anlatabiliriz. Akış yanımız bu şekilde olacak. Üstel artış modeli, lojistik popülasyon modeli, denge noktası, Dankovan'ın balık problemi ve Lotka-Volterra modelini Yıldırım anlatacak. Ben daha sonra Hardy-Weinberg dengesi, mutasyonların gerçekleşme olasılığı ve seçilim matematiğinden bahsedeceğim. Bunlardan aslında dün Ergileniz Hoca da bahsetti ama biz daha genel bir bakış açısıyla yaklaşacağız ve örnekler üzerine ilerleyeceğiz. İlk başta popülasyon dinamiğini tanımlamakla başlayacağım. Popülasyon dinamiği matematiksel modelleri kullanarak popülasyonların gelecekte nasıl değişeceğini ve davranacağını tahmin etmeye yarayan alandır. Ve popülasyon dinamiğinde kullanılan matematik süreklilik matematiğidir. Diğer bir adıyla kalkulus. Süreklilik matematiğinin kullanılmasının sebebi popülasyonların büyüklükleri kesikli değerler almazlar. Yani zamanla ya sürekli artarlar, ya azalırlar ya da aynı şekilde devam ederler. Şimdi, her alanda olduğu gibi popülasyon dinamiği de kendi içinde evrimleşmiş ve gelişmiştir. Ve ilk olarak üstel artış modeliyle başlamıştır. Üstel artış modelinin altında yatan fikir, popülasyonların büyüme hızının popülasyonların büyüklüğüne doğru orantılı olduğudur. Ve şuraya araya gireyim, bu notasyonda popülasyon büyüklüğünün zamana göre türevidir, yani büyüme hızıdır. Bu diferansiyel denklem çözüldükten sonra elde edilen eğri bir üstel artış eğrisi olur, görüldüğü üzere. Ve her matematiksel modelde olduğu gibi bunda da hatalar vardır. Çünkü doğada neredeyse hiçbir popülasyon sınırsız kaynak ve sınırsız alan elde edemez. Dolayısıyla böyle bir sınırsız büyüme eğrisi çizemez. Bu model oluşturulduktan sonra lojistik popülasyon modeline devam edilmiş, geliştirilerek. Ve ekstra olarak 1 x p bölü a diye bir çarpan eklenmiş. Bu çarpanda önemli olan nokta şudur. A, taşıma kapasitesini ifade eder ve bir popülasyon taşıma kapasitesine ulaştığında, yani P, A'ya eşit olduğu zaman bizim büyüme hızımız sıfır olur. Bu da demektir ki popülasyonumuz denge noktasına ulaşır. Burada görüldüğü gibi üstel artış eğrisi ve lojistik büyüme eğrisi carrying capacity, taşıma kapasitesine denk geliyor. Bu iki model oluşturulduktan sonra Umberto Dancona adlı bir ekolog, İtalya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce balıkçıların ve balık popülasyonları arasındaki ilişkiyi incelemeye başlıyor. Ve dediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce olduğu için bu onun için çok büyük bir fırsat yaratacak. O da şöyle olacak. Birinci Dünya Savaşı patlak verdikten sonra bütün erkek balıkçılar savaşa çağrılıyor. Bu da demektir ki balıkçı popülasyonunda bir düşüş olacak. Ve bu şansı kullanarak Umberto Dancona balıkçı popülasyonundaki düşüşün balık popülasyonlarını nasıl etki ettiğini araştırmaya başlıyor ve gerçek zamanlı olarak veriler topluyor. Bu verileri topladıktan sonra da bizim sezgimize biraz ters olacak bir sonuç elde ediyor. Bazı cins balıklar için daha az balıkçı, daha az bir balık popülasyonuna işaret ediyor ve bu da çok şaşırıyor. Bu yüzden kayınpederi olan, aynı zamanda da bir matematikçi olan Volterra'ya gidiyor. Ve diyor ki işte ben böyle bir sonuç elde ettim ve çok şaşırdım. Bunu biz matematiksel olarak sebebini açıklayabilir miyiz? Bu konuşmadan sonra dünya çapı mektuplaşmalar başlıyor ve bu mektuplaşmalar ekologlar giriyor, matematikçiler giriyor ve resmi olarak popülasyon dinamiği kurulmuş oluyor. Bu Vito-Volterra, bu da Umberto Dancona. Lotka-Volterra modeli, İtalya'da yaşayan sardin ve marlin balıklarının popülasyonunun zaman içerisinde nasıl değişeceğini anlatan bir avcı modeli olarak geçer. Burada av sardin, avcı da marlin balıkları. Lotka ve Volterra bu avcı modelini iki tane diferansiyel denklemle açıklıyor. Şimdi kısaca bunları inceleyelim. Av popülasyonunun büyüme hızı görüldüğü üzere K diye bir sabit var, bu büyüme oranına denk geliyor. Aynı zamanda başta da söylediğim gibi av popülasyonunun büyüklüğü büyüme hızını pozitif yönde etkiliyor. Avcılık oranı sabitidir ve hem av hem de avcı popülasyonunun büyüklüğü avcılığı pozitif yönde etkiler. Çünkü ne kadar çok av varsa o kadar çok avlanılacaktır ve avcı da ne kadar fazlaysa o kadar çok av işlemi olacaktır. Şimdi aşağı geçersek B ölüm oranını ifade etmektedir. Ve aynı zamanda avcı popülasyonun büyüklüğü de ölümün pozitif yönde etkiler. Çünkü ne kadar çok avcı varsa kişi başına düşen av o kadar azalacaktır. N ise sentez oranını ifade eder ve burada da olduğu gibi hem av hem avcı popülasyonu sentez oranını pozitif yönde etkiler. Bunun sebebi de ne kadar çok av varsa ki av zaten besin demektir, bu kadar iyi besleneceklerdir ve avcı sayısı da ne kadar fazlaysa o kadar çok üreme olacaktır. Av-avcı modeli oluşturulduktan sonra bu modeli doğada başka
ilişkiler de var. Mutualizm, komensalizm, parazitizm gibi bunları uyarlamaya başlıyorlar. Ve doğadaki neredeyse bütün biyolojik ilişkileri matematiksel olarak modelleyip tahmin etmeye çalışıyorlar. Burada gördüğünüz sistem pas plan analizi diye geçiyor. Ve av avcı modelini nasıl yorumlayabiliriz diye düşündükten sonra bu pas plan analizini kullanıyorlar. X ve Y eksenine sırasıyla av ve avcıların popülasyon büyüklükleri ekleniyor. Ve popülasyondan popülasyona değişmekle birlikte bizim elimizdeki popülasyonun verdiği bağıntı bir eliptik bağıntı. Burada da şunu görüyoruz. Belli bir L kadar sürede popülasyonumuz, daha doğrusu sistemimiz başlangıç noktasına dönecek. Bunu şu şekilde anlayabiliriz. Görüldüğü gibi av artmaya başladığı zaman avcı da artmaya başlayacak. Avcı arttığı zaman av azalacak, av azaldığı için de avcı azalacak ve başlangıç noktasına geri dönecek. Bu başta gösterdiğim nokta voltaire diferansiyel denklemlerini çözdükten sonra ve zaman eğrisine koyduktan sonra elde ettiğimiz grafik hepinizin aşina olduğu av avcı grafiği ve küçük bir faz farkıyla av ve avcılar koreli bir şekilde artıp azalıyorlar gördüğünüz. Şimdi, Umberto D'Ancona'nın elde ettiği verilerle bizim matematiksel modelimizin tahminlerini karşılaştırabilmek için ortalama popülasyon değerlerini bulmamız lazım. Bunun sebebi de bu popülasyonlar sürekli değiştiği için sabit ve kesitli değerlere sahip değiller. Bundan dolayı ortalama popülasyon değerlerinin hesaplanması lazım. Bu da dediğim gibi basit bir şekilde aritmetik ortalama olarak yapılamıyor. Çünkü sonsuz tane veriye sahipler. Zaman arttıkça sürekli yeni veriler oluşuyor. Ortalama popülasyon değerleri bu şekilde gösteriliyor. Biraz korkunç duruyor olabilir ama çözümleri aslında çok basit. Bunlar çözüldükten sonra elde ettiğimiz cevaplarda aslında demin gösterdiğim diferansiyel denklemlerin katsayıları oranı çıkıyor. Ve bu da demektir ki bizim ortalama popülasyon değerlerimiz aslında sabit. Yani ortalama popülasyon değerlerine ulaşan popülasyonlar denge noktasına ulaşırlar. Ardından Dottke ve Volterra diyor ki biz bu balıkçıların eforunu da bu denklemlere ekleyelim ki deney sonrasında yani Birinci Dünya Savaşı çıktıktan sonra nasıl etkilediğini görelim diyorlar ve burada görüldüğü eksi e çarpı x ve eksi e çarpı y ifadelerini ekliyorlar. Buradaki e balıkçıların eforlarını temsil etmekte ve bir varsayım üzerine buraya ekleniyor. Deniliyor ki balıkçılar ağ attıkları zaman sadece av ya da sadece avcı avlamak için o ağı atmıyorlar. İkisinin de avlanacağı varsayılıyor. Yani özel bir seçim olmayacak deniliyor. Bu denklemlerinde ortalama popülasyon değerleri hesaplandıktan sonra ortaya çıkan şey aslında baştaki ortalama popülasyon değerlerinin E katsayısıyla modifiye edilmiş hali olduğu görülüyor. Şu şekilde. Biz şimdi bu değerleri elde ettiğimize göre deney sonrası verilerle bizim matematiksel modelimizin tutuşup tutuşmadığını inceleyebiliriz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Aslında olan şey Birinci Dünya Savaşı sırasında buradaki E parametresinin yani balıkçıların eforunun azalması, 2'den 1'e düşmesi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü balıkçılar savaşa çağrıldı ve balıkçılar azaldığı için efor da azalacak. Görüldüğü üzere E parametresi azaldığı zaman sardinlerin yani avların ortalama popülasyon değeri de azalıyor. Bu da demektir ki D'Ancona'nın elde ettiği verilerle bizim matematiksel modelimiz tutarlı ve biz bu şekilde bu popülasyonları anlatabiliriz. Aksine küçük bir ayrıntı olarak vereyim, mahallelerin yani avcıların değeri ve balıkçılar azaldıkça artmakta. Bu modeller oluştururken son olarak şundan bahsedeceğim. İki tane temel varsayım var. Birincisi sardinlerin yani avların plankton yediği düşünülmekte ve plankton sayısının sınırsız olduğu kabul edilmekte. Mahallelerin de sardin yediği varsayılmakta ve sınır sayılı olmakta. Sözlerimi şu şekilde bitireceğim. Birden fazla şekilde varsayımdan bahsettim, farkındayım. Ama doğa ve doğadaki ilişkiler çok kaotik olduğu için bu varsayımlar yapılmadan matematiksel modeller ifade edilemez. Ama tabii ki varsayım sayısı azaltıldıkça da gerçeğe o kadar yaklaşırız. Şimdi Çağan devam edecek. Ardından ben kendi istansına... Ardından ben kendi istansına popülasyon dinamiği olduğu gibi disiplinler arası bir çalışma ürünü. Bir matematikçi olan Hardy ve bir jinekolog olan Weinberg'in çalışmalar sonucunda bulunmuştur. Bu ilki kısacası evrim mekanizmalarının olmadığı yani evrimin işlemediği ideal popülasyonlarda gen frekanslarının nesiller boyunca sabit kalması gerektiğini öne sürüyor. Gen frekanslarının sabit kalması için eş seçimi rastgele olmalı. Doğal seçilim, göç, mutasyon gibi evrimsel mekanizmalar olmamalı. Ayrıca genetik sürüklenme olmaması için yani belli bir aller frekansının rastlantısal bir şekilde değişmemesi için küçük bir popülasyon değil büyük popülasyonlar ele alınmalı. Dün Ergin Deniz Hoca da bahsetti Hardy-Weinberg denkleminden. P kare artı 2 PQ artı Q kare eşittir. Buradaki P ve Q harfleri gen frekanslarını temsil ediyor. Gen frekansları da bildiğiniz üzere bir genin o popülasyonda bulunma sıklığıdır. Bir örnek verecek olursam
bir popülasyonu A1 ve A2 genleri açısından inceleyelim. Bunların frekansları da sırasıyla P2 olsun. Evrensel günümüzde sadece bu iki gen olduğu için olasılıkları toplamında yani P2'da P2'da haliyle 1 oluyor. Birey frekansı ise belli bir genotipin o popülasyonda bulunma sıklığıdır. Yine aynı örnekten ilerleyecek olursak bu ele aldığımız popülasyonda 3 çeşit genotip vardır. A1A1, A1A2 ve A2A2. Bunları Punnett karesi yardımıyla hesaplayabildiğimiz gibi olasılık kuramı yardımıyla da hesaplayabiliriz. A1A1'de 2 tane A1 geni olduğu için bunların yan yana gelme olasılığı P kare oluyor. A1A2'de ise yine aynı şekilde P çarp Q, A2A2'de ise de Q kare oluyor. Ancak A1A2'den 2 tane var çünkü mesela A1 hem yumurtadan hem de spermden gelebilir. Bu ikisi ayrı birer olasılık olduğu için 2 kere dahil etmeliyiz. Ve böylece formülümüzde P kare artı 2, P Q artı Q kare çıkıyor. Bu görebileceğiniz üzere P artı Q'nun karesinin açılımı. P artı Q'nun 1'e eşit olduğunu söylemiştik. O halde bu ifade 1'e eşittir. Ve böylece Hardman-Arc denklemini bulmuş olduk. Peki denge bunun neresinde diye sorabilirsiniz. Asıl olay bu dengenin gerçek hayatta olmayışında. Doğadaki popülasyonlarda gen frekansları değiştiği için değişmesi evrimsel mekanizmaların olduğunu yani evrimin var olduğunu gösteriyor bize. Ve bu sebeple de bu ilke evrimin bir nevi matematiksel kanıtı sayılabilir. Evrimin matematikle ilişkili olduğu diğer konulardan biri de mutasyon oranıdır. Mutasyon oranı mu harfiyle gösterilir ve bir nükleotidin mutasyon geçirme olasılığıdır. Mutasyonlar aslında sağlığımızdan daha sık meydana geliyor ve insan ve şempanzelerden bir örnek verecek olursam bizde bu mu değeri yaklaşık olarak 2.5 çarpı 10 üzeri 8-8'dir. Ve bir hücrede de 3.2 çarpı 10 üzeri 9 tane nükleotid olduğunu düşündüğümüzde bu iki değeri çarparsak 80 tane nükleotidin muhtemelen mutasyon geçirebileceğini görüyoruz bir bölme sonucunda. Muhtemelen diyorum çünkü en nihayetinde bunlar birer olasılık, bir kesinlik yok. Peki vücudumuzda milyarlarca hücre var ve bu hücreler de sürekli bölünüp çoğalıyor, yenileniyorlar sürekli. Neden sürekli kanser olmuyoruz diye sorabilirsiniz. Madem her bölme sonucunda 80 tane nükleotit mutasyon geçirebilir. Çünkü hücrelerimizde DNA replikasyonu öncesi, sırası ve sonrasında olmak üzere kontrol noktaları ve çeşitli kontrol mekanizmaları vardır. Ve bu sebeple de mutasyonların çoğu kalıcı olmuyor. Mutasyonu aslında diğer evrimsel mekanizmalardan ayrı olarak düşündüğümüzde evrim etkisinin çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü mutasyonlar bireysel gerçekleşir ve bireyler değil popülasyonlar evrim geçirir. Farklı bireylerde yani popülasyonun mesela belli bir kesiminde milyonlarca gen içerisinden aynı gende ve bir sürü mutasyon şeklinden yine aynısının meydana gelme olasılığı çok düşüktür. Ve bundan dolayı da yalnızca bireye ciddi avantaj sağlayan ve tabii ki de kalıtılabilen yani sonraki nesillere aktarılabilen mutasyonlar evrimsel anlam taşır. Seçilimin evrim etkisinden söz etmeden önce de 3 tane doğal seçilim türü var, bunlardan bahsedeyim. Yönlü, sabitleyici ve bozucu. Bunları grafik üzerinden anlatırsam daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu grafiklerde x eksenin karakteri, y ekseni ise fenotip frekansını verir. Yönlü doğal seçilimde tek bir uçtaki özelliğe sahip bireyler dezavantajlı olduğu için bu bireyler elimin olurken popülasyonla diğer uçtaki özelliğe doğru bir kayış gösterir. Sabitleyici doğal seçilimde ise her iki uçtaki özelliğe sahip bireyler de dezavantajlı ve bu sebeple de ortalama bireyler artar ve diğer bireyler azalır. Bundan dolayı bu doğal seçilim türü çeşitliliği daraltır diyoruz. Bozucu doğal seçilimde ise bir önceki tersi şeklinde adlandırabiliriz. Bu sefer de her iki uçtaki özelleşen bireyler avantajlı, ortalama bireyler dezavantajlı. Bundan dolayı popülasyon her iki uca da kayacağı için izolasyonlar oluşabilir. Seçilimin evrim etkisinde de yine Hardman-Merk denkleminden yararlanacağız. Ve bir popülasyon üzerinden örnek verelim yine. 100 birey olsun bu popülasyonda ve yine A1 ve A2 genleri açısından irdeleyelim. Bunların frekanslarına da rastgele birer değer biçersek, mesela P08 demişim burada, Q'ya da 02. A1A1'in frekansı 0.64 oluyor. 100 birey olduğu için bu popülasyonda da 64 tane bireye tekabül ediyor. A1A2'de aynı şekilde 32 birey, A2A2'de ise de 4 birey çıkıyor karşımıza. Ve şimdi bu popülasyona bir seçilim uygulayalım. Mesela A1A1 genotipine sahip bireylerin %25'i hayatta kalsın, bu 16 birey oluyor. A1A2 bireylerin ise %100 hayatta kalsın, bu da 32 birey oluyor. A2A2 genotipine sahip bireylerin ise yarısı hayatta kalsın, yani 2 kişi. Ve bu hayatta kalan bireylerin cinsel seçilme olmadığını varsayarsak tabii ki her birinin birer tane gamet ürettiğini varsayalım. Ve bu bütün gametlerin de gen havuzuna katıldığını düşünelim. Bu şekilde A1 geninden 64, A2 geninden ise 36 tane kalıyor. Ve P'nin değeri 0.8'den görebileceğiniz üzere 0.64'e düşmüş. Yani biz A1 gen üzerine bir negatif seçilme uygulamışız. Q
Q'nun değeri ise 0.2'den 0.36'ya yükseldi. Yani A2 geni üzerine biz bir pozitif seçim uygulamışız. Yan frekansları değiştiği için seçimin evrimi etkilediğini göstermiş olduk. Aslında ikimizin de sonlarını anlayabileceğiniz üzere matematikle evrimin ilişkisi oldukça derin. Hatta matematikle biyolojinin ilişkisi epey derin. Ancak canlılık çok kompleks ve kaotik olduğu için çoğu mekanizmanın ardındaki matematiği daha tam olarak aydınlatamadık. Ve bu sebeple de bu iki alan birbirinden bağımsız gibi gözüküyor olsa da aslında biyolojide de çoğu olayın açıklanmasında ve kanıtlanmasında matematiği kullanıyoruz biz. Biz de umarız ki bu ilişkiyi, aralarındaki ilişkiyi güzelce anlatabilmişizdir. Teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için.